Hadi oluşturabilirsin dendi ee, ve doğal olarak hani Biden'ın böyle bir yönelimi de vardı zaten hı hı. Ee, abed askerlerinin çekilmesi ve o boşluğun başka kuvvetler tarafından doldurulması ee, Peki ve maalesef Amerika Amerika yenilmez diye bir cümleyle döndü ya yıllarca dünya hı hı. Ee, yeniliyor mu? Aslında yani az önceki sözlerinizden çıkarımım hayır yenilmiyor zaten bunu bilinçli olarak yapıyor. Yok benim böyle bir tezim yok. Yani hı. Amerika Birleşik Devletleri yenilir. Ee, ABD'nin hani ben emperyalizm. Ama yani. burada şu şu anda bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Bir ABD'nin açık yenilgi aldığı bir tablodan söz edemeyiz. Zaten hani bence özellikle Afganistan üzerinde öyle bir tartışma ekseninde oluşturulmaya çalışıyor. Yani bir tarafta ABD, bir tarafta Taliban var ve hani bu ikisinden bir tanesinden yana taraf olmamız gerekiyormuş gibi bir algı oluşturmaya oluşturulmaya çalışıyor. Hiç böyle bir şey yok. Yani ABD'de, Taliban'da. Örneğin ben mesela şuradan bakıyorum. Afganistan'daki Afgan yoksa Afgan halkından bakıyorum. Afganistan'ın ilerici, solcu, devrimci güçleri açısından bakıyorum. Afganistan'ın kadınlar Afganistan açısından, kadınlar açısından meseleye baktığımda ABD'nin orada bulunduğu dönemle bugün Taliban'ın tırnak içinde söyleyeyim tam egemenlik sağladığı Hı. dönem arasında halk açısından olumlu bir gelişme yok. Kadınlar açısından durum beterden betere doğru ilerliyor ve Afgan solcuları, ilerici güçleri, yurtsever Afgan halkı bu iki kuvvete karşı da 20 yıldır aslında elinden gelen mücadeleyi örgütlemeye çalışıyor. Dolayısıyla ikisinden birini tercih Seçmek etmek durumunda değiliz. De değiliz. Ama şu evet. özellikle vurgulamak yani ABD'nin yenilmez olduğu algısına kesinlikle katılmıyorum. Yani işte mesela Suriye'de diyelim ki hı hı. açık bir yenilgi aldıklarını söyleyebiliriz. Yani hatırlayın hani 10 sene önce doğrudan rejimi ortadan kaldırmak, işte Esad'ı devirmek üzere Suriye'nin içindeki bir takım güçler de harekete geçirilerek aslında bir devirme çabası içerisine girdi Peki, ama bu olmadı. Peki niye o zaman Afganistan'da bunu söyleyemeyiz, Suriye'de söyleyebiliyorken? Afganistan'daki Taliban güçleri ABD ile anlaşmış durumda zaten. Yani hı. şunu söylüyor, diyor ki ben senin isteklerini kabul ediyorum ve bak, Önemli burası. Trump döneminde hatta Obama döneminde geri çekilme başlıyor, değil mi? Trump döneminde bu bir anlaşmaya bağlanıyor ve bugün fiilen hayata geçiriliyor. Dolayısıyla bir iki taraftan bir tanesinin egemen olduğu değil de karşılıklı çıkarlarını gözettikleri bir anlaşma diye bakmak zaten, daha doğru geliyor. Bana. Zaten 20 yıldır Afganistan'da Taliban'la savaşıyor Amerika. IŞİD saldırısı karşısında Peki. askerini korumak için şimdi aynı Taliban'la istihbarat paylaşımı yapıyor. Ee, bu da bize bir şey anlatıyor olmalı. Biraz daha geriye değil gidelim. Değil mi? Mi? Bakın gidelim. yani 70'li yılların sonu Afganistan'da baktığımız zaman siz de görüyorsunuzdur hı hı. sosyal medya sürekli paylaşıyor. Aslında Afgan halkının ilerici bir iradesi var. Yani demokratik bir Afganistan hı hı. inşası süreci var ve orada gerçekten inanılmaz bir atılım gerçekleştiriyor ve bu bugünkü Taliban'ın Kökleri aslında e, oradaki e, sosyalizan halkçı iktidara karşı doğrudan Amerika Birleşik Devletleri tarafından örgütlenen kuvvetler bunlar. Yani e, tabii hayat biraz hızlı aktığı için e, akıllardan çıkıyor ama unutmayalım ki bir bütün olarak bizim bu bölgemizde, Orta Doğu'da genişletilmiş Orta Doğu diye bugün adlandırılan bölgede, genel olarak sosyalizme karşı Amerika Birleşik Devletleri şeriatçı, gerici, işte bugünkü İŞİTİM ve Taliban'ın kökleri olan zihniyetleri doğrudan örgütleyen yani bunlar CIA denetiminde örgütlenmiş yapılar. Maalesef hani onu da ekleyelim. Türkiye'den konuşuyorsak aynı zihniyetin Türkiye'deki türevleri de bugün Türkiye'de iktidar koltuğuna oturtulmuş durumdalar ve 1960'lardan bu yana gelen o yeşil kuşak ülkeler projesinin diyelim ki Işte si siyasal evet. İslam'ın sosyalizmi frenlemek için kullanılma girişimlerinin bir ürünü bunlar. Peki madem Türkiye dedik, Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Yani şimdi şu biraz garip geliyor bana. Televizyonları seyrederken bir aydır yaklaşık bazı hükümete yakın medyada her akşam her akşam çeşitli insanlar televizyona çıkıyorlar ve bizim niçin elzem olarak Kabil Havalimanı'nda bulunmamız gerektiğini anlatıyorlar. Sonra birdenbire e, bir şey oluyor ve biz e, askerimizi çekiyoruz. Askerimizi çektiğimiz andan itibaren düşünme safhasına geçtiğimizde de aynı insanlar bu sefer neden Kabil Havalimanı'nda olmamamız gerektiğini Hı. bize anlatmaya başlıyorlar. Ne oluyor? Ya şimdi Türkiye aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı açısından bakalım. Şimdi ilk iktidara geldikleri günden bugüne ben hep Esas olarak Amerikancı bir dış politika ekseninin sabit olarak varlığını koruduğunu düşünüyorum. Hı hı. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani anlık olarak her saniye, her salise e, ABD'nin hani ağzından çıkan her sözü emir telakki eden ve bunu ha hayata geçirmeye çalışan bir iktidar değildir Amerikancı iktidar. Ana doğrultu olarak, ana aks olarak e, AKP işte kuruluşunu Washington'da onaylatmış. Onun büyük Ortadoğu projesinde özel olarak rol üstlenmiş. çeşitli dönemlerde bölgedeki ABD hegemonyasının güçlendirilmesi için Özel misyonlar Üslamiş Parti bir parti bir yani şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Çok özür dilerim araya girdim. Bir e, Amerikan telefonunun üzerinde tepinen insanlar görüyoruz ekonomik krizde hı 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 hı. ama hı hı. onun 3-5 gün sonrasında Rahip Brands'ın kendi ellerimizle mesela şey yapıyoruz. Amerika'dan Şimdi, gelen e, telkinlerle Şöyle bir uçağı var. indirip gönderiyoruz. İçeriye içeriye döndüğünde e, Recep Tayyip Erdoğan ve onun hı hı. ağzının içine bakarak konuşan siyasetçiler ve e, diyelim ki yandaşları hı hı. içeriye döndüklerinde böyle yüksek perdeden anti-Amerikancılık, emperyalizm karşıtlığı vesaire gibi sözler sarf ediyorlar. Fakat mevzu dış politika eksenli hale geldiği zaman bir biçimde hani bir telefon görüşmesi yapabilir miyiz? Lütfen bir telefon görüşmesi yapabilir miyiz? noktasına kadar gidiyorlar. İşte Trump döneminde gelen mektuplar hani buruşturup evet. attık denilen ama maalesef dışişleri kayıtlarında yer etmiş mektuplar falan hatırlandığında ana aks olarak ben AKP'nin ABD'nin bölge politikalarında rol alarak Türkiye'de iktidarı koruyabileceğine ikna olduğunu düşünüyorum. Bakın bu kısmı önemli. Ya şimdi iktidar Türkiye'de çok uzun yıllardır ağır halk düşmanı politikalar uyguluyor ve bunun artık sonuna doğru geliyoruz. Şimdi AKP nasıl iktidarda kalabilirim sorusuna bir yanıt olarak ABD'ye senin isteklerini bu bölgede en iyi hayata geçirebilecek olan iktidar benim. Beni istediğin gibi kullanabilirsin. Mesajı verdiği ölçüde ve bunu toplumu ikna ederek etkili biçimde yapabildiği ölçüde iktidarda kalabileceğini görmüş durumda. Bakın. Haksız mı? E, şöyle düşünüyorlar. Çok net konuştum. Yıllar önce bir benzetme yapmıştım. AKP'yi hatırlayın. E, yeni Osmanlıcılık dedikleri bir proje vardı. Hı -hı. ve Hı -hı. Bakın o dönem bence çok çarpıcıdır. İçeride yeni Osmanlıcılık, dışarıda Büyük Ortadoğu projesi. Aslında bu iki harita birbirinin üstüne örtüşüyor. Yani siz sokağa çıksanız, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına deseniz ki, sizin evladınız, bu ülkenin askerleri Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları gereği hı hı. işte Suriye'ye girecek, Irak'a girecek, Libya'ya gidecek, Afganistan'a gidecek ve ABD çıkarları için öleceksiniz deseniz bunun hiçbir ikna ediciliği yok. Sokakta gördüğünüz 100 insanın 99'u ne alakası var? Bizim çocuklarımız niye ABD için ölüyor diye konuşuyorlar. Ama? Ama siz biz büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmak için işte Osmanlı'nın bakiye topraklarının her tarafında Türk'ün gücünü yeniden göstermek için bu operasyonları yapıyoruz dediğinizde ve böyle muazzam bir medya gücü de olduğunda bunun bir ikna ediciliği oluyor. Ve bunu tam da AKP gibi işte tırnak içinde söyleyelim onlar yerli ve milli diyorlar. O milliyetçi ve muhafazakar tabana daha etkili bir biçimde seslenebilen siyasal İslamcı bir parti yapabilir. Bu AKP'nin iktidara gelişindeki temel dinamikti zaten. AKP niye Türkiye'de 2000'likte iktidar koltuğuna oturtuldu sorusunun cevabı ABD'nin bölge politikalarını en etkili biçimde uygulayabilecek kuvvetti. Ben hep şunu söyledim. Ilımlı... Yani ABD için de AKP aslında vazgeçilmez mi? Vazgeçilmez değil ama etkili bir araç. Şöyle söyleyeyim. Ilımlı İslam dedikleri şey var Hı. ya İpek Hanım. O aslında emperyalizme uyumlu İslam.